girmişiz. Enerji verimli üzerine birçok çalışma yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı işbirliği ile personeline yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği semineri verdi. Doğalgaz, her türlü karbon kaynaklı yakıtları yakarak elde etmiş olduğumuz enerji, karbondioksit Atmosfere bir karbondioksit salımı gerçekleştiriyor. Tursef'in Maski İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Maski Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Maski Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran, Mahmut Bilgen, Büyükşehir ve Maski Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve Maski Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri ile personelleri ve Tursef yetkilileri katıldı. Türkiye gördüğünüz gibi yakın gelecekte fiziksel su kıtlığı çekecek ülkeler arasında yer alıyor. Seminerde enerji, su, ham madde verimliliğinin yanı sıra atık yönetimi ve yenilenebilir enerji ana başlıkları tartışıldı. Değişen doğa ve kaynak dengeleriyle birlikte ülkelerin ve dünyanın nasıl kalkınabileceğinin cevabını arayan uzmanlar, dönüştürülebilir kaynak ve enerji tasarrufunun neden şimdi yapılması gerektiği üzerinde durdu. Primary Energy Demand dedi o %65 non-OECD members, bu OECD üyesi olmayan ülkeler önemli bir kısmı alt sahra ülkeleri. Güçlü bir ekonomi için akılcı enerji kullanımlarının tartışıldığı önemli seminerin açılışını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya yaptı. Yalçınkaya seminlere ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamını iletti. Yenilenebilir enerji ve kaynak verimli seminer, seminerine katılım sağlığınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylese bir önemli çalışmaya Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün adına saygıyla selamlıyorum. Sürdürülebilir enerji ve kalkınma için Manisa'nın üzerine düşen görevi yaptığını inandıklarını söyleyen Genel Sekreter Aytaç Alçınkaya, Manisa'daki 40 yıllık çöp sorununu çözdüklerini belirterek Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'ndan bahsetti. Küresel dünyada artan nüfusa bağlı olarak enerji ihtiyaçları da hızlıca artmaktadır. Bu enerji ihtiyaçları genel olarak fosil yakıtlardan karşılanmakta. Fosil yakıtlarla birlikte de zehirli gaz salınımları dünya genelinde yoğunlaşmaktadır. İklim değişikliklerine sebebiyet veren bu zehirli gaz yoğunlaşmasından kaynaklı olarak da insanoğlunun baş edemeyeceği nitelik ve büyüklükte doğal afetler ortaya çıkmaktadır. Geç de olsa insanlık yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini algılamış ve bu konuda yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji konusunda yapmış olduğumuz yatırımlarla ilgili kısaca bir bilgi vereceğim. Büyükşehir belediyesi olmamızla birlikte şehrimizin 40 yıllık çöp sorununu ortadan kaldırmak üzere 4 Ekim 2017 tarihinde hayata geçirdiğimiz Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenleme Tesisi açılışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tesisin açılmasıyla birlikte il genelinde bulunan vahşi depolama alanlarını rehabilite ederek bu alanlarda metan gazından elektrik üretimine başladık. Halen rehabilite çalışmalarımız farklı noktalarda devam etmekte ve gün geçtikçe kurulu enerji miktarımız da artmaktadır. Bununla birlikte kurmuş olduğumuz tesiste yapılan çöp ayrıştırma ile çöplerin ekonomiye kazandırılması ve enerjinin verimli kullanımı açısından yine ekonomiye katkı sağlamaktayız. Ayrıca yine bu alanda yakma tesisiyle elektrik üretimi için çalışmalarımız sürmekte. imar planı onayları ve çet süreçleri tamamlanmış bulunmaktadır. Gerek ayrıştırmadan sonra ekonomik değeri bulunmayan çöplerin yakılması, gerekse arıtma tesisi çamurlarının yakılarak elektrik üretimi üzerine çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Yine Maske Genel Müdürlüğümüzce Gediz Nehri'nin ve Havzası'nın Yıllardır süre gelen kirliliğini ortadan kaldırmak adına 13 ilçemizde 16 adet atık su arıtma tesisi aktif hale getirilmiştir. Manisa merkezde yapımı tamamlanmak üzere olan atık su arıtma tesisimiz de çok yakın süreçte su almaya başlayacaktır. Bunların hayata geçmesiyle birlikte Gediz Nehri'nin temizliği konusunda Manisa üzerine düşeni çok büyük ölçüde yerine getirmiş olacaktır. Tursef tarafından düzenlenen ve ev sahilini yapmaktan mutlu olduğumuz bu önemli seminerin, yenilenebilir enerji sektörüne ve ilimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Açılış konuşmasının ardından Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Vermider İcra Kurulu Başkanı Profesör Doktor Emre Alkin, Tursef Baş Mühendisi Doktor Mesut Avcı ve Stantek Proje Mühendisi Özgür Can Eken, akılcı enerji kullanımı ve su verimliliği alanlarında sunumlarını gerçekleştirdi. Atık su geri kazanımı ve suyun yeniden kullanımı Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için, su kutluğu çeken diğer ülkeler için önemli bir şart olarak görülüyor.